Herkese merhaba. Muazzezle Hayata Dair adlı programı özellikle ayrı danışmanlığı üzerine yapmayı çok istedim. Çünkü ben Muazzez Başkan Kızıltan, ayrı danışmanıyım, sosyoloji kökenliyim ve bu konuda kendimi hala geliştirmeye devam ediyorum. Programı özellikle bir arkadaşımla yapmak istememin temel sebebi farklı bakış açıları ve farklı eğitimlerde bunu desteklemek. Çünkü arkadaşım aslında bir çocuk gelişimci. Kendisini tanıtması için sözü ona bırakıyorum. Evet, merhaba Muazzez Hocam. Böyle bir program imkanı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Adım Müzeyyen Cengiz. Çocuk gelişim uzmanıyım. Aynı zamanda aile danışmanlığı alanında yüksek lisans yaptım. Bu alanı da çok seviyorum. Severek yapmaktayım. Bu kadar. Şimdi ben ilk programı özellikle dinleyicilerimizi şu konuda aydınlatmak istediğim için yapmak. İlk konumuz bu olsun istiyorum. Aile danışmanı kimler olabilir? Kimler aile danışmanlığı yapabilir? Ben önce bir başlayayım. Sonrasında Müzeyyen Hocam sen de kendi fikirlerini ve katkılarını ekle istiyorum. Tabii. Sosyoloji, hemşire ya da sağlık bölümünden mezun olan arkadaşlarımız, psikoloji bölümünden PDR, psikoloji, psikiyatr gibi bölümlerden mezun olanlar ve sosyal güvenlik alanında çalışanlar ki özellikle kuramların gelişmesinde sosyal güvenlik alanında çalışanların çok ciddi katkıları olmuştur. Bunu da özellikle altını çizmek için söylüyorum. Ayrı danışmanlığı yapabiliyorlar. Bunlar benim bilgilerim. Sen neler eklemek istersin? Evet, lisans eğitimi mezunu olmaları gerekir. Bunları altı alandan mezun olan bireyler 450 saatlik bir eğitimden geçtikten sonra aile danışmanı unvanını alabiliyorlar. Bunlar kimlerdir? Çocuk gelişim lisans mezunu olanlar, psikoloji, sosyoloji, tıp, hemşirelik alanından ve sosyal hizmetler PDR alanından mezun olan bireyler bu eğitimleri aldıktan sonra aile danışmanı olabilirler. Fakat aile danışmanlığı çok komplike bir alan. Her alandan beslenmesi gereken bir uzmanlık alanı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu alanı tercih edecek olan bireylerin bir yaşam deneyimlerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu bireylerin bir evlilik görmeleri gerektiğini, kesinlikle, bir çocuk sahibi olmaları gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Çünkü kendi yaşantımdan başka uzman aile danışmanlarının yaşantılarına da baktığımız zaman aynı konuda birleşmekteyiz. Şu, biz diyoruz ki biraz evlilik görsün aile danışmanları, biraz çocukları olsun ya da çocuk eğitimiyle ilgili bir fiil bu işin içine girmiş olsunlar ki danışmanlık yapacakları zaman gerçekle örtüşebilsin. Efendim burada araya gidip şunu söylemek istiyorum. Tabii. Pratikle teori hiçbir zaman birbirini tutmaz. Çünkü uzmanlar genelde elbette ki bir araştırma uzun, kesitsel, boylamsal araştırmaların sonucunda bu kanılara vardıkları için bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar. Zaten bilimsel araştırmaların özelliği de bu. Evet. Fakat mesela çocuğunuzun eline cep telefonu vermeyiniz, işte çocuğunuza şunu yapmayınız ya da çocuğunuza bunu yapmayınız diyen uzmanlara, benim küçük bir çocuğum olduğu için ne kadar zorlukla, dirençle karşılaştığınızı, özellikle çocuğu tek başına bir odanın içerisinde, bir saksının içinde büyütmediğiniz için, etrafındaki insanlardan ve oluşlardan etkilendiği için bunu onda maalesef kısıtlamakta çok zorluk çekiyoruz. Yani bir şey böyle bir hani matematiksel olarak kağıdın üzerine dökmek çok farklı bir şey ama bir şeyi uygulayarak oraya koymak çok daha zor. Onun için aile danışmanlığı konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Evet. Bir aile danışmanının dili, dini, cinsel yönelimi ya da herhangi gibi başka sınırları olmamalı. Çünkü evet, evrensel bakabilmeli. Evet, evrensel bakabilmeli. 21. yüzyılın ailesinin şekli de değişik. Mesela bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir 19. yüzyıl, 20. yüzyıla baktığınızda daha büyük, büyük ebeveynlerle beraber paylaşılan, hatta geniş aile kültürü görüyorduk. Çocukların bakımı paylaşılıyor, riskler alınıyor. Bunun da sıkıntıları var ama iyi tarafları da var. Onu da konuşmak gerekir belki. Fakat 21. yüzyılın ailesi çok farklı. İki farklı evlilikten çocukları olup, üçüncü bir evlilikte ortak başka ürünler sahibi olabiliyorlar ya da babası ya da annesinin boşanmasından dolayı tek ebeveynli aileler olabiliyor. Evlat edinilebiliyor. Efendime söyleyeyim, çünkü dünya çok geniş bir konjüktürde artık. Yani biz sadece o gördüğümüz
Anadolu'nun o kırsalındaki anne babaanne, dede ve hep beraber paylaşılan amcanın yengenin olduğu alanların çok çok dışına çıktık. Belki çok yalnızlaştık. Evet. Belki çok daha farklı bir kalabalığın içine düştük. Onun için farklı bir aile kültürü oluşuyor. Ama aile danışmanlığının konusu, özellikle ailenin o süreci, hatta Dova'nın dediği gibi sizden 3 kuşak öncesi ve 3 kuşak sonrasına kadar giden bu bilimsel açıklaması. Bir de akaşık bilgilerle o aldığınız kodlarınızın, genogramınızın açıklanması falan. Bunlar bayağı böyle karışık konular, çok girift konular. Çünkü aile bir ilişkiler örüntüsünün altındaki yaşayan, değişen, şekil değiştiren, çoğalan, bazılarını toprağın üzerine ekerek azalan bir yapı gösteriyor. Biz aile danışmanları da boşanmanın nasıl bir travma olduğunu, göçün bir insan üzerinde ne kadar etkili olduğunu, hatta siz göç etmeseniz bile anne babanızın göç etmiş olmasının size bazı bilgilerle aktarıldığını bilen, tecrübe eden ve sosyal olarak insanları bir bütün olarak, Gestalt gibi bütünsel noktada bakabilen insanlar olmalıyız. O yüzden aile danışmanları tek bir meslek değil, hakikaten birçok meslek ve birçok eğitimden sonra olmalı. Bu benim şahsi görüşüm. Evet, ama sizin aldığınız eğitimler de var. Neler mesela? Evet, katılıyorum dediklerinize. Şöyle bir durum var, artık toplum değişiyor. Evet. Ailenin yapısı değişiyor. Önceden birkaç kuşak öncesine gidecek olursak, geniş ailelerin varlığından çok rahat bir şekilde söz edebiliriz. Şu an Anadolu'da da geniş aile yapısına sahip olan aileler var. Fakat sanayinin gelişmesi, yaşam şartlarının zorlanması, kente göçlerin artması, köydeki yaşantıların zorluklarla dolu olması nedeniyle insanlar artık şehre göç etmeye başladılar. Dediğiniz gibi göç olayının etmenleriyle ailenin yapısı değişmeye başladı. Geniş sadece bizim göçlerimiz değil, bulunduğumuz coğrafya mesela bu noktada sosyolojinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sadece köyden kente göç eden insanlarla değil, ülkeler arası göç edenlerin de bir kavşak noktasıyız. Aynen, evet. Ülkemizin jeopolitik durumu, konumu nedeniyle aynen, biz bu göçlere maruz kalıyoruz ya da onları yaşıyoruz. Şu andaki yansımasıyla bir 10 sene sonra, 20 sene sonra, çünkü nişler, kültürel nişler oluşacak. Evet. Boundary'nin teorisidir. Ben de buna gerçekten çok inanırım. Mesela şey gibi, hani sizin eşiniz mesela Niğdeli, Niğdelilerin hakikaten çoğunluğu kağıtçılık yapar. Erzincanların çoğunluğu kasapçılık yaparlar. Mesela bu tamamıyla mesleki nişlerdir. Göçün evet, de bu tip nişlere, kültürün bir şekilde etkilenmesine ama farklı yeni kültürlerin oluşmasına sebebiyet verecek. Bu da şu demek. İşte lahana yemeğini yapan bir ailenin çocuğuyla kebap yemeğini yapan bir ailenin çocuğu bir araya geldiğinde ortaya çok farklı bir kültür çıkacak. Çok farklı çatışmalar da çıkacak tabii. Evet, aile dediğimiz dinamik bir yapıdır. Evet. Aslında sürekli değişen, gelişen, farklılaşan bir yapı. Çekirdek aileye dönüş olduğu için aileler çekirdek aile sistemi içerisinde yaşadıkları problemleri bazen çözemiyorlar. Hatta çoğu zaman çözemeyip tıkanıklığa gidebiliyorlar. Neden? Neden? Çünkü yaşam koşulları artık çok zor. Çekirdek ailede kadın da erkek de artık çalışmak zorunda. İkisi de çalışmak zorunda oldukları için çocukları var. Çocuklar okula gidiyorlar. Okuldan gelişlerini kim karşılayacak? Yemeği kim hazırlayacak? Evin temizliğini kim yapacak? Dolayısıyla burada kadına çok yükler biniyor. Hem kültürel yükler dediğimiz evin sorumluluğunu götürme gibi yükler, hem de anne olmanın verdiği yükler var. Ayrıca ekonomiye katkı sunması gerektiği yükler var. Peki erkek tarafında neler oluyor? Erkek tarafında geniş aileden geldiği için ve kültüründe de kadının ev işi yapması, çocuğuna bakması, evin düzenini kurmasıyla ilgili sorumlulukları kendi kodlarına işlediği için kadından da böyle bir beklentiye giriyor. Şimdi hazır konu buraya gelmişken hemen evet, bir sosyal bir cümle kuralım o zaman.
Çocuğuna bakan, yani gece uyanınca çocuğunu alıp onu pışpışlayan ve uyutan bir baba anneye mi yardım ediyordur, babalık mı yapıyordur? Aslında babalık yapıyordur. Fakat bizim kültürümüzde ben anneye yardım ediyorum. Annenin görevidir çocuk bakmak. Peki acaba anne bunu babasının evinden eşantiyon olarak mı getiriyordur? Yani kültürel, tabii ki değil. Kültürel kodlarımızı da bir tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda bir değişim süreci içerisindeyiz. Geniş aileden çekirdek aileye geçildi. Çalışmayan kadından çalışan kadına evrildi. Ve toplum artık değişim süreci içerisine girdiği için demin söz ettiğiniz Bowen aile terapilerinde şemayı çizerken anne babaların, eşlerin anne babalarının özelliklerini çıkardığımız zaman şunu görüyoruz. Bizim annelerimiz genelde ev hanımı. Çok az bir, evet. Çok az bir kesimi çalışan. Dolayısıyla kodladıkları, erkek ve kadının kodladıkları çalışmayan anne ve çalışan bir babanın ev düzenine ilişkin bir yapıyı kodlamış bireyler. Müzeyyen Hocam hemen aklıma getirdin. 1940'larda feminist kültürün çok ciddi yargıladığı ve yerdiği bir dergi çıkarımcısı vardı Amerika'da. Mükemmel kadın nasıl olmalı? Mükemmel kadının tabiri şuydu. En güzel giyinen, en iyi yemeği yapan, en iyi sunumu yapan ve evini en iyi temizleyen kadındı. Motifler yani dantel bugünkü o hani bizim ki ben bu arada el işi çok severim. Hiç de öyle bir düşüncem yok. O bir kültürdür. Onun da yaşaması gerekir. Ve motor kasları geliştirmek için çocuklara öğretilmesi gereken de bir şeydir. Altını çizerek evet, de söylüyorum. Evet, kesinlikle. İnce motor evet. kaslarının gelişimine hayatta katkısı hayatta kalabilecek sağlar. Olan ırkı ancak böyle yetiştirebiliriz. Yani hı-hı. bilgisayarın tuşlarının dışında el işi de yapmayı bilmeli. Toprağa bir şey ekmeyi de bilmeli. Evet. Örgü örmeyi de bilmeli efendim. Çünkü hayatta kalmak böyle bir şey. Evet, çok dünyanın yani nasıl, nasıl gelişeceğini de bilemiyoruz bu noktada. Evet. Kadını, yani kadına dair olan dergilerin birçoğunda ki altyapı buydu. Osmanlı döneminde de aynı dergiler var. Gene en iyi biçki dikiş, efendime söyleyeyim en iyi yemek sunumları nasıl yapılır? Gerçi bugün Instagram'a da baktığınızda sunumlar kraliçesi bir sürü bir genç jenerasyon arkadaşlarımız var. Mesela nasıl kitap okunur? Çocuğa kitap okumayı nasıl alıştırabilirsiniz? Çocuğun gelişimindeki en önemli etkenlerden bir tanesi kendisi olmasının, parmak izi kadar özel olduğu, unik bir kimlik olduğu ve değerli olduğunu nasıl anlatırız? Bence hani buradan buraya evrilirsek çocuklarımızı daha iyi, daha kendilerini, sınırlarını bilen, bu ister vücutsal, ister psikolojik, ister alansal sınırlarını koruyabilecek olan çocuklar ve bir nesil yetiştirmeyi daha iyi başarırız diye düşünüyorum. Bence aile danışmanlığının bugün bu kadar kişisel gelişim kitaplarının, bugün bu kadar kişisel gelişim eğitimlerinin olmasının temel sebepleri, o az evvel söylediğin sanayi devrimi, ihtilaller dünyadaki insanların şeklini değiştirmiştir. Çünkü evet. zorda kalan temel insan. Temel değişim dönemlerine evet. kapı açmıştır. Aynen. Şimdi bu zoru gören insanlık belli noktalarda evrildi, belli noktalarda da devrildi maalesef. Şimdi hayat seni bir noktaya kadar getiriyor. Biz niye bu kadar çok kişisel gelişimle uğraşıyoruz? Çünkü iki tane büyük savaş gördü son 100 yılda insanlık. Sanayi devrimi ve ihtilaller var ve biz şekil değiştirdik. Sosyoloji bunu böyle irdeliyor ve ben de bu konuda aynı şeyleri düşünüyorum. Ve insanoğlu bir aile yapısı, kodları, bir sonraki jenerasyonu, mesela anne babanızdan aldığınız bilgileri çocuklarınıza yatırım yaparsınız. Çocuk aslında bir yatırım projesidir. İnsanlık içinde, sizin içinizde. Evet, kısmen. Onun için biz aile danışmanları daha iyi, daha mutlu nesiller, daha mutlu bir toplum nasıl olur? Efendime söyleyeyim, bu toplumun mutlu olması nedir? İnsanların daha özgün, daha kıymetli olduklarını bilmeleri, günün, saatin, eğitimin, nezaketin, efendime söyleyeyim, iletişimin ne kadar özel olduğunu. Evet, bunlar çok önemli. Ayrıca aile danışmanlığında kişiye belli bir düşünce kesinlikle dikte edilmez. Kişilerin orada farkındalıklarını kazanmaları çok önemli. Evet.
kararlarına müdahale etme söz konusu yoktur. Yine onların kararlarını kendi almalarına olanak tanınır. Örneğin boşanma aşamasında olan bir çift ile görüşüyorsanız ve onlar bu kararı vermişlerse, ikisi de bu kararlarından kararlı isseler, biz onlara müdahale edemeyiz. Bundan sonraki yaşantılarında nasıl sağlıklı yaşayabilirler? Birbirleriyle olan iletişimleri nasıl olmalı? Arada çocukları var ise çocuklarıyla sağlıklı iletişim nasıl kurulmalı? Bunlar üzerinde dururuz. Kesinlikle çocukların önceliği bizim için önemlidir. Çocuğun üstün yararı her zaman gözetilmelidir kesinlikle. Ayrıca eşlerin kesinlikle korkmadan aile danışmanlarına müracaat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü gördüğümüz danışanlardan da şu dönütleri alıyoruz. İyi ki bu eğitimi, bu hizmeti almış. Çünkü farkındalığım arttı. Çünkü eşim de fark etmediğim yönlerini fark etmeye başladım. Aynı zamanda kendimde de hataların olduğunu, kendimi nasıl geliştirebileceğimi fark ettim. Ve bunları bireyler kendileri fark ediyorlar. Fark ettikten sonra yaşam daha kolay oluyor. Dediğiniz gibi yaşam çok kısa, birbirimizi orada üzmek yerine birbirimizin negatif yönlerine odaklanıyoruz. Fakat birbirimizin pozitif yönlerini göremiyoruz. İşte bu danışmanlık, kısa süre çözüm odaklı terapinin temel danışmanlık süreci bunları biraz fark ettiriyor bireyler. Evet. Şimdi biz aslında birinci bölümü böyle tam kıvamında bırakmak istiyoruz. Çünkü arkası yarın efendim. İkinci bölümde de gene aile danışmanlığıyla alakalı başka bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Birinci bölümün sonuna geldik. Teşekkür ederiz.